diyeceğiz. Hangi şartlarda caizdir? En azından orta, yani ne kadar imkan edilir. Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınızda huzur diliyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bismillah diyelim, yola çıkalım. Bu programda da değerli izleyenlerimiz, programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Az sonra iletişim yollarımızı gerek ekrandan gerekse ben telaffuz edeceğim. Değerli hocamız hoş geldiniz. Diyelim efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Efendim, izleyicilerimizin sosyal medya ve mail üzerinden göndermiş olduğu sorularla birlikte canlı yayındaki sorular programı şeklini belirleyecek. İnşallah. Her zaman olduğu gibi inşallah bismillah diyeceğiz, yola çıkacağız. Değerli izleyicilerimiz 0312 alan koduyla 294 4294 telefon numarasından canlı yayına katılabilirsiniz. Kıymetli hocamız Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş beyefendiye, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş hocamıza suallerinizi yöneltebilirsiniz. Yine sorularınızı Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr elektronik posta adresimizden yazılı olarak gönderebilirsiniz veya sosyal medya Facebook, Twitter /Diyanet'e soralım adreslerinden de anlık iletilerinizi paylaşabilirsiniz. Yalnız bu iletilerinizi peyderpey programlar boyunca kıymetli hocalarımıza iletmekteyiz. İlk durağımız Kütahya. Selam olsun Kütahya'ya. Hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Buyurunuz. Hocam sorum olacaktı ama. Buyurun efendim. Lütfen. Benim bundan 2 sene önce annemi bir trafik kazasında kaybettim. Evet. Öğrenci servisinin altında kaldı. Allah rahmet eylesin. Annem yanında bulunanlar son nefesinde kelime-i şehadet getirdiğini söylüyorlar. Görenler, canlı şahitler. Bir şehit hükmünde midir? Bir sorum da biz annemin kan parası adı altında bir para aldık, camiye aktardık ama defteri kapanmasın diye. Bu caiz midir? Onu soracaktım. Soralım değerli hocamıza. Böyle bir şey inşaat noktasında aktarmış olduğunuz bu meblağ ona bir fayda sağlar mı? Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? Yok, sağ olun hocam. Duanıza estağfurullah. Allah rahmet eylesin inşallah. Sizlere de sabır diliyor, hayırlı ömürler diliyoruz. Kütahya'ya selamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim beyefendi, annelerini yine elin bir hadise, bir toplu taşıma aracının altında can vermiş annemiz. Kelime-i şehadet getirdi demişler oradaki son nefesine şahit olanlar. Anneniz kelime-i şehadet getirdi demiş. Acaba şehit hükmünde sayılır mı annemiz diyor. Efendim, kelime-i şehadet getirerek son nefesi vermek zaten bir müminin ulaşması gereken en büyük bir başarıdır. Bunun için başka türlü şeylerin peşine düşmenin bir manası yok. Evet efendim. Bir insanımız öldü, imanlı öldü, bunu biliyoruz. Efendim şehit mi oldu, değil mi? Bunun arkasına fazla düşmek İslam inancı açısından çok bir anlam ifade etmiyor. Evet. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği filanca 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 hastalıklardan ölen filanca yerden düşerse bunlar şehittir gibi hükmü şehit adıyla fıkıhta anılan ölüm şekilleri normal ölümle ölmeyen genel manasıyla anormal şekillerde beklenmedik ölümlerle ağır hastalıklarla ölen insanların bu içinde bulundukları anormal ölüm halleri sebebiyle Allah katında bir değerlerinin özel bir konumlarının olacağını ifade etmek üzere şehit kelimesiyle bunlar anılmıştır. Ama zaten imanını öbür tarafa taşıyabilmek de gerçekten yüksek bir derecedir. Efendim işte yüksekten düştü öldü bu şehit midir diye sormanın da çok bir anlamı yok. Biz genel manasıyla bilgi olarak bileceğiz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam belli ölüm şekillerini bunların hepsini toplayıp özetlediğimiz zaman normal olmayan acısı yüksek. Evet, evet. Çevresindekilere yüksek acı bırakacak ölümlerle ölmek Allah katında daha farklı bir hikmeti ilahiye icabı bu ölümle karşılaşan insanların geride kalanlarına ve ölene bir müjde olmak üzere böyle bir şehit payesi vermiştir. İşte doğum yaparken ölen anne. Kadın şehittir, yardan düşerek ölen kadın şehittir, zulmen öldürülen insan şehittir, yanarak ölen, boğularak ölen gibi dikkat edersek hep anormal ölüm şehitleri yatağında değil başka şekilde de ölen insanlar. Dolayısıyla her seferinde işte benim annem yüksekten düşerek öldü, arabada ezildi öldü. Bu tür şeylerin altına genel manada fıkhi bir bilgi olarak düşmek doğru değil. Biz ölen kardeşlerimizin
iman ile göçmüş olmasına, bizim de aynı akıbetle Allah'ın huzuruna varmamıza duacı oluruz. İslam fıkhında şehit deyince başka bir şey anlaşılıyor. Mutlak manada şehit deyince, din-i mübin İslam'ı yaşamak için mücadelesini verirken, dinin yaşaması için mücadelesini verirken öyle insandır. Onun ötesindekiler mecazi şehittir. Allah bütün şehitlere de rahmet eylesin. Bu şekilde mecazi şehitler de onların derecesine yükselsin diye dua edelim. Peki. Efendim, bu olaydan dolayı bir kan parası veya bedel ödenmiş. Bu bedeli de annelerinin efendim hayrı için cami inşaatına bağışlamışlar. Bu onun amel defterinin kapanmamasına yol açabilir mi? Efendim ya, şöyle, hayır olur mu? Bu para, bu kan bedeli aslında mahkemenin takdir ettiği, ölenin mirasçılarının hak ettiği meşru bir bedeldir. Ölenin mirasçılarının, yani çocuklarının, varsa eşinin parasıdır. Onlar hangi istikamette kullanırlarsa o istikamete göre sonuç çıkacaktır. Yani çocukları kendi paralarını annelerinin ruhuna hizmet edecek bir hizmete yöneltirlerse onun sevabından tabii ki sadaka-i cariye konumunda olmak suretiyle inşallah kimin sadaka-i cariyesi olur? Çocuklarının sadaka-i cariyesi olur. Ama sevabından ya Rabbi sen annemizi faydalandır diye dua eder. O niyetle yaparlarsa hem bu yatırımı yapanlar kazanır inşallah, hem de ona sebep olan ölmüş kimsemiz faydalanır diye peki umuyoruz. Allah tekrar rahmet eylesin. Amin. O zaman yaptıkları veya arzu ettikleri şey sadaka-i cariye yerine i̇nşallah geçer. İnşallah. Peki efendim. Evet, Mevla rahmet eylesin. Amin. İstanbul'a dönüyoruz. Mustafa Taşçı hattımızda. İyi akşamlar Sayın Taşçı. İstanbul'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Buyurunuz. Hocam benim bir sorum olacak hocama da. Ben bir adak adamıştım. Araba alırsam eğer adak adayacağım diye de. Araç aldım. Yalnız aracımın kredisi var. Ve aracım eşimin üstüne alındı. Yani kredisi onun üstüne çıktı. Hani bunu sormak istiyorum. Adak geçerli midir hala diye. Araba alırsam, araç alırsam adak adayacağım demiştiniz. Bunun dışında bir şey söylediniz mi? Yok hocam, hayır. Evet. Peki. Efendim, değerli hocamıza soralım. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı? Hocam, araç ticari bir araç. Sadece bunu belirtmek istiyorum. Ticari bir araç. Sabit aracı. Soralım evet değerli hocamıza. Bir farkı var mı arada? İyi akşamlar diliyoruz Sayın Taşçı. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah selamlar. Sağ olun efendim. Evet. Meselenin hakikati şu. İfadelerden anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz araç alırsam bir adak adayacağım demiş. Evet. Bu bir vaattir. Bu vaadini yerine getirmek ahlaki bir görev olur. Ama adak şu anda üzerine vacip değil. Çünkü adağım olsun bir kurban keseceğim veya adağım olsun şu ibadeti yapacağım gibi bir sözün altına girmiş değil, vaadin altına girmiş değil. Bu istikamette bir söz vermiştir kendisine. Evet efendim. O sözü yerine getirmesini tavsiye ederiz. Dolayısıyla herhangi bir adakta bulunmakla bu sözlerine kurtulmuş olur. Bulunmazsa verdiği sözü tutmamış olur, ahlaki bir nakısı olur. Dolayısıyla ben kurban kesmedim, üzerimde vacip var mı? Hayır, yok. Verdiğiniz sözü henüz yerine getirmemiş olmanın imkanınız varsa, bu sözü yerine getirmek üzere bir adak adarsanız o adağı da yerine getirmeniz gerekir. Ticari olup olmamasının bir o hiç farkı yok. Kıymeti yok. Yani bir hedef göstererek o hedefin gerçekleşmesi halinde bir adak adayacağım demiş ve hala adağı yapmamış, gerçekleştirmemiş. Kendisinden beklenen budur. Yaparsa o hangi adağı adayacaksa, 50 vakit namaz kılmak mı, şu kadar sadaka vermek mi, bir kurban kesmek mi, ibadet türünden bir şeyi Allah rızası için yerine getirmeye söz verirse bu adak olur, vacip olur, yerine getirmesi sorumlu olur. Henüz şu anda sorumlu durumda değil ama verdiği sözü yerine getirme sorumluluğuyla karşı karşıya. Peki. Efendim devam ediyoruz. Gelen sorulardan birini de Ankara'dan Nurcan Durusoy soracaklar. Sayın Durusoy, hoş geldiniz Ankara'ya. Selamlar efendim. Alo. Hoş geldiniz. Buyurunuz. İyi akşamlar. Hocam benim eşim böbrek hastası, diyalize giriyor. Evet efendim. Haftada 3 gün. Evet. Abdestli olarak gidiyor. 11.30'da makineye bağlanıyor. Evet.
Öğlen namazını orada, ikindiyi de orada olmuş oluyor. Yatakta makineye bağlı yattığı yerde namazını kılmak istiyor. Evet. Kılıyor da. Ama bu geçerli mi? Olmazsa yani ne yapması lazım? Evet. Evet, soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim? Yok, sağ ol. Teşekkür Peki, ederim. Peki sıhhat diliyoruz. Beyefendiye de sıhhat diliyoruz. Ankara'ya selamlar, iyi akşamlar efendim. Allah şifalar versin. Evet, yardım etsin. Bütün Amin. Bu durumda olan kardeşlerimize de, yakınlarına da sabırlar ihsan eylesin. Amin efendim. Bu hassasiyeti yaşattığı için Allah'a da hamdolsun. Şimdi bu durumda olan kardeşlerimiz abdestli olarak gidiyor. Ancak diyaliz makinesine girdiği anda vücudundan kan çıkarak makineye dolaşıp temizlenip tekrar vücuduna girdiği için abdestin bozulduğuna hükmetmemiz gerekiyor. Bu durumda namazın geçmemesi için bu kardeşimize yaptırılacak şey teyemmüm ettirilmesi suretiyle namazlarını ima ile, hiçbir şey yapamazsa başı iması ile namazını kılar, namazı geçecekse. Namaz geçmeyecekse bile makineden çıktıktan sonra halsizleşeceği, gücünün kalmayacağı sebebiyle namazı kılamayacaksa yine henüz makinede ama enerjisi daha yerindeyken namazını eda edebilecekse teyemmüm etmek suretiyle inşallah namazını eda eder ve borçtan kurtulur. Allah kabul etsin. Peki o zaman tavsiyeniz bir kiremit, yanına bir küçük tuğla kiremit gibi bahçesi şey. Gibi. Evet, öyle bir şey getirmek suretiyle kendisine Bunun takılan... Bunun çok büyük olmasına gerek var mı? Yani ellerini vuracağı küçük kadar bir tuğlacık, hayır, bir tuğlacık olabilir. Yani iki elini birden vurduğu zaman üzerine yerleşebileceği bir şey olabilir. O problem oluşturmaz. Tabii burada biz bu tavsiyede bulunurken kendisine takılan cihazlar, iğneler vesaire var. Onların da pozisyonunun bozulmamasına dikkat edici bir halde olması diyelim lazım. Yani. Hocam bu tür yani o pozisyon diyelim bozuluyor, buna da imkan yok. Yoksa mecburen kaza edecek. O anda yani yapacak başka bir şey. Başka mesela taklit edebiliyor mu burada? Hani abdestsiz kan namaz, noktasında. Yani Şafii mezhebine göre kan çıkmaz. Orada ona hiç ben gerek görmüyorum Peki. şahsen. Ama o noktaya kadar gelmiş bir insan namazını sonra kılabilir. Peki. Efendim devam ediyoruz. O halde sonuç olarak beyefendi orada namazlarını öğle ve ikindiyi teyemmüm edebilirse kılsın, teyemmüm edemezse... Teyemmüm edememesi için de hiçbir sebep yok diye düşünüyorum. Peki. Çünkü orada koluna takısa bile tek eliyle yapabilir. Birisi ona yaptırabilir. Yardımcı olabilir. Yardımcı olur tabii. Peki Cenab-ı efendim. Hak yardım eder. Peki efendim. Teyemmümlü abdestini herkes için değil mi efendim? Bu tabii sürü şeker efendim, diyaliz noktasına tabii. gelen o noktada herkes için geçerli. Makineye bağlı olduğu için ayrılamayan her kardeşimize Allah şifa versin. Aha. Bu durumdan yararlanabilirler. Peki. Teyemmüm imkanından yararlanırlar. Hocam böyle irdeleyerek soruyoruz efendim, ki çünkü şunu, çok önemli şunu nokta. Şunu söyleyelim. Evet. Son noktada İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadı da içtihattır. Ancak insan... arzu ederse, ben bunu tercih ettiğim deyip yaparsa ona da yapamazsın diyemeyiz. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani teyemmüm alamadım. Namazımın geçmesinden çok rahatsız oluyorum. Hiç olmazsa İmam Şafii içtihadına göre namaz kılayım. Ama bu tür özellikle çok belirgin iki sebep olan abdestin bozulması ve başkasının tenine dokunması iki çok belirgin iki sebeptir. Yani mezhepten mezhebe taklit etme biraz şey... Böyle göze batan bir tavır arz ediyor. Onun için insan içi çok sinmiyor. Peki. Ama teyemmümle işin halledilebileceği kanaatindeyim. Peki. Efendim devam ediyoruz. Şifa diliyoruz. Tekirdağ'a dönüyoruz. Murat Çakır hattımıza. İyi akşamlar Sayın Çakır. Tekirdağ'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Benim hocama 3 tane sorum olacaktı da. Buyurun efendim. Birinci sorum, haçta kesilen hediye kurbanı kurban bayramında kesilmesi gereken udhiye kurbanı yerine geçer mi? Evet. İkinci sorum da hayızlı kadın haçta ziyaret tavafını yapabilir mi? Yaparsa eğer ceza gerekir mi? Üçüncü sorum da hacca veya umreye giden kadınların ibadetlerden geri kalmama amacıyla hayızlı olmamak için ilaç kullanmalarında bir sakınca var mı? İlaç kullanmaları caiz mi? Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim? Yok efendim. Teşekkür İyi akşamlar Sayın akşamlar. Çakır. Tekirdağ selamlar efendim. Evet değerli hocam. Hacdaki normal yine kesilen kurban, buradaki kurban bayramı için kesilen kurbanın yerine geçer. Yani o iki kurban ayrı mahiyette kurban. Vacip olduğunu söylediğimiz hacca gitmeyen insanların kendi memleketlerinde kestiği ve Hanefi mezhebine göre vacip olduğunu söylediğimiz İmam Şafii içtihadına göre her halükarda sünnet olduğunu ama kuvvetli sünnet olduğunu ifade ettiğimiz kurbana udhiyye kurbanı diyoruz. Kurban bayramında kesilen kurbandır. Bu ayrı bir şeydir. Hac için
hac menasikinden biri olarak kesilmesi gereken kurban ayrı bir şeydir. Evet. Hanefi mezhebine göre memleketini terk ederek hacca giden insanlar hacda bulunduğu sürece vacip olduğunu söylediğimiz udhiye kurbanıyla mükellef değillerdir ağırlıklı görüşe göre. Tersini söyleyenler de var. Ama İmam Şafii'ye göre bu kurban sünnettir. Hacda da kesmek sünnettir. Memleketinde de kesmek sünnettir. Hacca gittiği için hacı olan kimsenin bu sünnet olan kurbanı kesmekten muaf olduğunu İmam Şafii söylemiyor. Ebu Hanife diyor ki hacca giden kimse vacip olan kurbandan muaftır. Hac kurbanı gerekiyorsa kendisine onu keser. Dolayısıyla memleketinde kesmesi gerektiği halde hacca gittiği için vacip olmaktan çıkan o kurbanı hacdayken kesmek isterse yine keser ama bu sefer sünnet olarak yani nafile bir kurban olarak kesmiş olur. Sonuç olarak söyleyelim. İkisi ayrı şey yani. Ayrı şeyler. Hacda haccın menasikinden ödevlerinden birisi olarak yerine getirilmesi gereken kurban bizim memleketlerimizde kestiğimiz kurbanla ayrı şey ayrı ayrı şeylerdir. Biri öbürünün yerine geçmez. Geçmez. Peki efendim. Kesmek isteyen eğer arzu ederse hac menasikindeki normal kendi kurbanını tabii bayram günlerinde kestiği gibi onu burada para gönderttirip kendi ülkesinde de orada da kesebilir, burada da kestirebilir. Peki yine kestirebilir. Tabii. Ama sünnet olarak ayrı bir ibadet. Tabii. Peki efendim. Hayızlı bir hanımefendi ziyaret tavafını yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla bu hanımların tavafı yapmaya engel bir halleri varsa içinde bulundukları organizasyon onları temizleninceye kadar bekletmek suretiyle bu ödevlerini yerine getirdikten sonra kafilelerine ulaştıracak sistemi kurmuşlardı zaten. Dolayısıyla Ebu Hanife Hazretleri'nin bir içtihadı dışında hiçbir imam tavafın hayız halindeyken yapılabileceğine cevaz vermemiştir. Ebu Hanif Hazretleri der ki eğer kafile gidecekse bu durumda olan kadın zor durumda Mekke'den mutlaka ayrılmak zorundaysa eski durumdan bahsediyoruz. O zaman da kafile gittin mi kervan gittin mi orada kaldın. Dolayısıyla o durumları da düşünmek lazım. Ebu Hanife'nin bu içtihadına göre Kabe'yi bu haldeyken tavaf ederseniz bir bedene yani ceza olarak büyük baş bir kurban yani bir deve, bir sığır, bir manda kesmeniz, bunlardan birini kesmeniz gerekir. Biz yani bir sürü imkanlar varken hanımların bu ödevlerini, vazifelerini, tavaflarını yapmayı imkan tanıyan bir sürü organizasyonlar varken böyle bilerek yasak olan bir işi yap, ibadet yapıyorum diye arkasından da kurban keserek bunun telafisinin yoluna gitmek çok makul değil bu şartlar için. Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadını o dönemde imkanların kıt olduğu koskoca kervan Mekke'den ayrılacak bir gün bugün gitmeleri lazım. 3 gün daha bekle diyemiyorsunuz kervana. Giderse de o hanım burada kalacak. Ne yapsın? Ebu Hanife'nin böyle bir içtihadı olmuş ama diğer bütün imamlar ittifakla diyelim bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Dolayısıyla o yola başvurmamak gerekir. Peki ziyaret tavafı yapamaz. Evet, özel efendim durumdayken bir hanımefendi bunun geçmesi lazım. Peki yine hac için veya umre için ibadetlerini yapmak özellikle hacla ilgili olarak hocam. Hanımefendilerin adetlerini geciktirici ilaç kullanmaları vesaire veya geciktirmeleri caiz. Dini açıdan bunda bir engel yok. Yeter ki sağlıklarına zarar verecek bir iş yapmış olmasınlar. Çünkü insanın kendine zarar verecek herhangi bir işlemde bulunması caiz değildir. Bu amaçla da olsa caiz değildir. Doktorlar olabilir derlerse olur ancak doktorların bu konuyla ilgilendiğimiz için bize söyledikleri şey bu tür tecrübelerimizle de biliyoruz. Sorun. Bu tür yöntemlere başvuran insanlar düzenlerini kaybediyorlar. Ne zaman temiz, ne zaman temiz değil bunun hesabını da kaçırıyorlar. Dolayısıyla sabredip her şeyi tabii ortamında yapmaya çalışmak en güzelidir. Peki efendim. Devam ediyoruz. Bir küçük kardeşimiz varmış hattımızda İsmail Atalar. İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldin İsmail. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Size iki sorum olacaktı da. Buyur canım. Birincisi benim babaannem şimdi Alzheimer hastası. Evet. Kendi kendini idare edemiyor. Bazen böyle namazları akşam namazını mesela 10 rekat kılıyor.
Sonra kıbleyi ters yapıyor, bazen kılmıyor. Peki onun soralım. Onun namaz kılma zorunluluğu var mı? Soralım hocamıza. Bir de ikinci sorum, internetteki oyunlara para yatırmak haram mı? Evet. Peki soralım değerli hocamıza. Bu oyuna para yatırmak derken herhangi bir şeyin bedelini alıp oynamak için mi, yoksa buradaki para kazanmak için mi oyun oynuyor? Ya oyunda puan kazanmak için para yatırıyorsun. Peki. Soralım değerli hocamıza. Teşekkür ediyoruz katılımın için. Sana sıhhat diliyoruz. Tamam. İyi dersler. Biz teşekkür ederiz. Gelecekler diliyoruz. Evet değerli hocam. Büyüğü, aile büyükleri namazda unutuyormuş. Evet. Alzheimer dedikler efendim. Nedir Alzheimer genel olarak hocam? Bu hastalıkla efendim, bir şekilde... Yani beynin yeterli beslenmediğinden dolayı muhakemesini yitirmesi, hafızanın zayıflaması, beynin küçülmesi anlamına geliyor. Bildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla böyle bir şey var. Dolayısıyla beyin kişinin mükellefiyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan fonksiyonlarını icra edemiyor. Yani bir noktadan aklında bir nakısa, bir eksiklik meydana geliyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam men la akle lehu la dine limen la akle lehu buyurmuştur. Yani aklı olmayanın teorik olarak dini de yoktur. Sorumluluğu da yoktur buyurmuştur. Bu tür insanlarımız gerçekten Alzheimer dediğimiz bu hastalık insanın ne yaptığını bilemeyecek noktaya geliyorsa sorumluluk da ondan kalkar. Ancak zaman zaman bu insanlarda akli gitgeller olabilir. Bazen kendisi iyi hale gelir. O durumlarda öyle bir durumu varsa namazı kılar. Bir, iki, bu insanlarımız namaz kılmak istedikleri takdirde efendim sen kıbleye ters durdun, bu tarafa dön yahut da hatırlatıldığı halde kendi bildiğini yapıyor, olmadı namazın falan diye bu insanları baskı altına almamak lazım. Müdahaleye gerek yok. Yani. Ha, olabildiğince onları kendi haline bırakmak lazım. Sorulan sorularına olur gibi eğer söylediğimizi anlayacak durumdalarsa doğruyu söyleyelim. Yoksa kendi haline bırakalım, namazlarını kılsınlar. Kaç kat kıldım diye sorduğu zaman da ona doğruyu da söyleyelim. Yapabildiği kadar yine bu halleriyle ibadetle meşgul olsunlar. Onların olabildiğince sağlıklı olarak ayakta durmalarına yardımcı olur. Peki efendim. Evet, genç kardeşimizin bu internet ortamı üzerinde oynanan oyunlar var efendim. Online oynanan, dünya üzerinde birçok kişinin internet başında evet, ortak olarak oynadığı oyunlar. Hepsini açık. Bu oyunlarda puan kazanmak için, öne geçmek için vesaire para yatırmak söz konusu mu değerli hocam? Bunların tamamı dünya çapında oynanan kumar oyunlarından ibarettir. Herhangi bir oyuna bir şey kazanmak için iştirak ediyorsanız, maddi bir getiriniz olsun diye iştirak ediyorsanız kumardır. Böyle bir şey yok da siz eğlence için katılıyorsunuz ama bütün vaktinizi buna verecek şekilde, kendinizi esir edecek şekilde bu işe kendinizi kaptırıyorsanız bu da ahlaken ve zaman israfı açısından ve maddi israf açısından caiz değildir, haramdır. İnsanda bağımlılık yapan her türlü şey haramdır. Peki efendim. Kocaeli ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Kocaeli'ye selamlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam diye bir sorum vardı. Buyurun efendim. Kızım gayrimüslim birisiyle konuşuyor. Çocuk Türkiye'ye gelip Müslüman olmak istiyor. Ama sünnet olmadan Müslüman olabilir mi? Bunların evlenmesinde bir sakınca var mı? Diye evet, sormak istedim. Ekleyeceğiniz başka bir sual var mı efendim? İşte bunu bilmek istiyorum. Peki. Merak ediyorum. Peki. Sıhhat diliyoruz. Kocaeli'ye selamlar efendim. Evet değerli hocam. Soruyu son cümlesini anlayamadığım soru için. Soru açık şöyle. Gayrimüslim bir insanla diyor. Konuşuyormuş hanımefendi. Hanımefendinin kızı. Türkiye'ye gelip Müslüman olmak istiyormuş diyor izleyicimiz. Sünnet olmadan Müslüman olabilir mi veya evlenebilirler mi? Bunlarda bir beis var. Efendim bizde Müslümanlıkta esas olan insanın iman etmesidir. Sünnet olmak adı üstünde sünnettir ama olmazsa olmaz sünnetlerden biridir. Yahudilikte ve Müslümanlıkta sünnet olmak var. Hristiyanlıkta şekil değiştirmiş olarak var. Aslında Hristiyanlıkta da fiilen sünnet vardı. Sonra Paulus döneminde bir yorumla fiili sünnetten uzaklaştırılmış. Sen dilini sünnet et.
diline hakim ol anlamında bir çizgi dışı bir yorumla Hristiyanlıkta kalkmış. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey şudur. Sünnet dediğimiz olgu İbrahimi dinlerin tamamında var olan bir uygulamadır ve dinin alameti farikalarından birisidir. Dolayısıyla bir insan sünnet olursa önemli bir ödevi yerine getirmiştir. İmana taalluk eden bir şey değildir ama Müslümanım diyen bir insanın kendi Müslümanlığını ortaya koyacağı fiiliyattan birisidir. Bir insan samimiyetle Müslüman olur. Şu veya bu sebeple ben korktuğu için olur, psikolojik olur, utandığı için olur vesaire vesaire. Diyelim ki sünnet olmamıştır. Buna Müslüman olmadın diyemeyiz. Ama madem ki Müslümansın, sünnet olmalısın deriz. Peki. Böyle olunca böyle bir kardeşimiz böyle bir insanla evlenilebilir. Ancak şunu söyleyelim. Müslüman olması kaydıyla. Şunu söyleyelim. Gerçekten Müslüman olan insan genellikle yani çoğunlukla din ne istiyorsa onu yerine getirmeye teşnedir, hazırdır. Dinin gereklerinden tırnak içinde birisi midir sünnet olmak, ona da razıyım deyip teslim olması gerekir. Bir takım rezervler koymak suretiyle İslami adetlere, geleneklere, inanç sistemlerine, ibadetlere, hayat tarzına, düşünce sistemine bir takım gizli açık rezervler koymak, amalar, fakatlar, sonralar koymak suretiyle Müslüman olması halinde bu işin tabii istikbalinin, geleceğinin nasıl olacağını ben kestiremem. Ama bu kardeşimizin durumunun da çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Şimdi çocuklar genellikle kendilerine göre birilerini bulup onlarla evlenmek istiyorlar. Akıllar genellikle heyecanla dolu, bedenler heyecanla dolduğu için geleceği pek düşünme imkanına sahip değiller. O anki heyecanları ve istekleri tatmin etmek için her şeyin ileride iyi olacağına işi bağlarlar ama sonuçta öyle olmuyor. Kısacası Müslüman oldum deyip de bunu ispat ederse fiilleriyle bir insanın sünnet olmadan Müslüman olabilir. Ama Müslüman olduğunu söyleyen bir insana niçin sünnet olmuyorsun sorusu çok haklı olarak sorulur ve arkasında soru işaretleri bırakır. Müslüman olacaksa her şeye kendini hazırlamıştır. Evet. Peki, Konya'dan bir bağlantımız hazır. Hoş geldiniz Konya'ya, selamlar, iyi akşamlar efendim. Teşekkürler, hayırlı akşamlar. Sağ olun, buyurun. Ben sorumu sorayım. Eşim bir cuma vaazında yetimlerle ilgili bir vaaz dinlerken benim evladım olursa evlat alıp büyüteceğim, hani yetimhaneden diye niyet etmiş. Bir takım işte etrafımızdakiler de bunun kefaretini alabileceğini söylüyorlar. Bu bir adak mıdır? Kefareti var mıdır? Ya da hani evimizde alıp büyütmek yerine bir çocuğun bakımını dışarıdan üstlenip de yine bunu yerine getirebilir miyiz? Soralım değerli hocamızı. Tabi burada evlatlık edinmeden kastınız değil herhalde. Ya eşim evlatlık edineceğim demiş. Hani ben Peki. alıp büyüteceğim, evimde Peki. büyüteceğim demiş. İslami boyutunu da merak ediyoruz aslında. Soralım. Evlatlığın İslam'daki durumunu da soralım. İkinci bahsettiğiniz tamam. birinin durumunu üstlenip ona kol kanat germeyi de soralım değerli hocamıza. Tamam. Hangisi tamam. daha hayırlı? Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim? Yok, teşekkür Sıhhat ederim. Sıhhat diliyoruz hocam. Yuvanıza huzurlar, Konya'ya selamlar. Evet değerli hocam. Şimdi adakların ibadet türünden sünnet, farz, vacip, nafile ibadet türünden bir şey olması gerekir. Evlat edinmek diye bir ibadet yahut da çocuk büyütmek diye şekli belli bir ibadet bulunmadığı için bunu adak saymak mümkün değil. Ancak verilmiş bir söz, bu sözün yerine getirilmesi tavsiye edilir. Bunun da ötesinde bu takım küçük çocuklara, yavrulara bakıma muhtaç olan evlatlara koruyucu ailelik yapmak, şartlarını gözetmek kaydıyla dinin son derece peygamberimizin yüksek sitayişle tavsiye ettiği güzel hasletlerden birisidir. Bu aile böyle bir söz kendi kendine vermişse, Cenab-ı Hak o nimeti ona vermiş, böyle bir güzellik yapmak suretiyle en azından bir çocuğun himayesini üstlenebilir. Evine almazsa bile, alamasa bile himayesini üstlenmek, okumasına, tahsiline, zaman zaman görmek suretiyle şefkat ihtiyacını giderme noktasında böyle bir hizmette bulunabilir. Evde bakmak suretiyle bir çocuğa koruyucu aile olmak durumunda ise belli yaşa geldiğinde mahremiyet ölçülerine uymak kaydıyla böyle bir hizmete yapılabilir. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu koruyucu aile projesini, devletin projesini başkanlığımızla teşvik etmektedir. Yeter ki dinin koyduğu şartları ortaya konsun, evlatlık
olmadan himaye olduğunu bilmek suretiyle bu işin ahlaki bir görev olduğunu anlayarak yerine getirilebilir. Bu kardeşimiz gerek evinde himaye etmek, gerek dışarıda uzaktan himaye, maddi imkan sağlama suretiyle böyle bir görev yerine getirebilir. Büyük bir görev olur, şerefli bir görev olur diye söylüyorum. Peki, ama evlatlık müessesesi dinde yok. Müessese olarak evlatlık müessesesi dinde yok. Neden dinde yok? Şöyle, yani kaldırılmıştır, öyle mi efendim? Tabii vardı. Şundan, evlatlık olan bir kimse, bir kimsenin oğlu olmadığı halde öz oğlu gibi sayılıyordu. Öyle olunca da öldüğü zaman o zat, o çocuk, evlatlık edindiği o çocuk, öz çocuklarıyla beraber mirasa ortak oluyordu. Mahremiyet noktası korunmaz haldeydi. Dinin getirdiği mahremiyet prensibi, mirasın ölen kimsenin öz çocuklarına mahsus bir şey oluşu gibi temel ilkeler sebebiyle cahiliye uygulaması dediğimiz, yani İslam'dan önceki sosyal hayatın uygulamalarından birisi olan bu evlatlık edinme meselesini din kaldırdı. Bir himayeye alınan bir çocuğu himayeye alan ailenin adıyla değil, asıl anne babalarının adıyla anın diyerek Bismillah, ud'uhum li'abaihim مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللّٰي وَلَتْنَهُمْ Bir çocuğu, bir kızları, evlatları, evlatlık edinen kadının çocuğu olarak anmayın. Onu evine alan erkeğin çocuğu olarak anmayın. Onların anneleri, onları dünyaya getiren kadınlardır. Bir nesep karışmasına sebep olacak bir takım girişimlerden uzak durun diye İslam'ın getirdiği temel ilkeler var. Nesebin karışması, mahremiyetin karışması, mirasın yanlış paylaşımını önlemek gibi üç temel ilkeyi hayata geçirmek için evlat edinme prensibini hukuki olarak kaldırmıştır. Peki. Ama şu kalmıştır, çocukların evlat edinmenin temel sebeplerinden birisi bakıma muhtaç, himayeye muhtaç çocukları korumaktır. O amaçla alınıyor ama onun sonucu olan başka yanlış işler de oluyordu. İslam yanlışlıkları ortadan kaldırdı ama himaye prensibini belli şartlar altında ipka eyledi. Sevaplı bir iş olduğunu söyledi. Peki. Ama evde de bu kardeşlerimizi himaye ederlerse, eve alırlarsa, eğer ergenlik yaşına geldiğinde evin hanımı veya beyine tedbirlerini almalılar. Tabii. Bunlara mahremdir tabii, değil mi efendim? Tabii yani. Efendim. Peki, bunu dikkat etmek lazım. Yani mahremiyet ölçülerine uymak kaydıyla bunu kastıyla kol kanat gerebilirler. Evet efendim. Ve değerli hocamız bunun çok şerefli bir olay olduğunu da ifade etmiş oldular. Başka da bir sorusu yoktu izleyicimizin. Evet. O halde buna bir kefaret vesaire benzeri bir şey gerekmez. Peki efendim, Trabzon'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz Trabzon'a, selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam size iki sorum var. Bir tanesi, bir özel televizyonda şefaat ya Resulallah değilmez diye şirke girer. Şefaat ya Resulallah mı doğru olur? Şefaat ya Rabbi mi doğru olur? İkinci sorum hocam. Evet. Hac'a gittik. Allah. Şeytanı taşladık, geldik. Biz orada köyde kurbanlık aldık. Yalnız biz İkramları çıkardıktan sonra gittik kurbanları kestik. Bize söylemediler. Bize söylemediler ki ikramları çıkarmadan gidin kesin. Biz çıkardık gittik kestik geldik köyde. Yine geldik. Ne oldu bu şimdi? Ben bunda rahatsızım. Peki soralım değerli hocamıza. Yani köyden kastınız Türkiye... Yani biz ikramları çıkardık kurban kestik. Çıkarmayacaktınız dediler. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim? Ekleyeceğim. Doğru mu oldu, yanlış mı oldu? Bilgi hay almak hay. İstiyoruz. Hay hay efendim, soralım değerli hocamıza. İyi akşamlar diliyoruz. Trabzon'a selamlar. Hayırlı akşamlar, Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Bu ikinci sorudan başlayalım mı hocam? Sondan başlayalım. Şunun için, yani bu da mesela karşılaştığımız meselelerden biriydi. Mesela diyelim biz de kurban parasını verdiğimizde kesildi mi kesilmedi mi bekledik. Hı hı. En son dediler ki kesilmiştir. Yani miştir. Hı hı. Bu genel ilkeye riayeten saçları kısalttık ve ihramdan çıktı. Evet. Yani kesilmiştir dediler. Bu işin meselesi şu. Hani onu mu kastederek soruyor acaba? Aynı soru odur. Peki efendim. Müzdelife'den indikten sonra şeytan taşlamak, kurban kesmek ve ihramdan çıkmak meselesi bir sıra var. Evet efendim.
Onu da biz pratik olarak insanlarımız taş atmak, baş kesmek, kurban kesmek ve tıraş olmak. Taş, baş, tıraş diye bir sıraya girmiştir. Bu sıralama Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife Hazretlerinin yaptığı sıralamadır. Ve kurban işlemlerini bu sıralama, hac işlemlerini bu sıraya göre yapmanın vacip olduğunu söyler. Bu sıra bozulursa kurban kesmek gerekir, ceza gerekir der Ebu Hanife. Ancak diğer bütün imamlar, Ebu Hanife'nin iki talebesi İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf da olmak üzere bu sıralamanın sünnet olduğunu, sıralamaya uyulmazsa hac ibadetinin cezayı gerektirecek herhangi bir yanlışlıkla karşılaşmadığını söylerler. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı mümkün olursa bu kurbanın sünnetini de yerine getirmek üzere yapılır ama milyonların kurban olarak kesilmesi gerektiği bir yerde daracık zaman süresi içerisinde bu sıraya uyulmaması halinde imameynin, sahibeynin görüşüne uymak suretiyle hac ibadeti yerine getirirse inşallah onda da bir eksiklik olmayacağını söyleyelim. Dolayısıyla yani Ebu kişinin Hanife'nin, kurbanı birinci gün değil de üçüncü gün kesilmiş olabilir. Tabii, ama kendi birinci gün ihramdan çıkmış olabilir yani demek istiyorum. Yani o sıralamayı kaçırmış olur yani. Aynen, peki. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin içtihadına değil de onun iki talebesi İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf büyük hazretlerinin, Ebu Hanife'nin talebeleri evet. Hocalarına itiraz ettikleri pek çok yerler vardı. Ama bunların hepsinin üçünün birden hatta İmam Züfer Hazretlerinin de görüşü ortalama toplanmak suretiyle Hanefi mezhebinin sistemini İstihad meydana olmuş. Getirmiştir. Dolayısıyla Hanefi mezhebi demek Ebu Hanife'den ibaret değil. Sistemi o koymuş, üstad odur ama sonradan ortaya çıkan problemlerin çözümünde bu ikinci imamlar, ikinci derecedeki imamların büyük rolü vardır. Şunu anlatmak için söylüyorum. Bunların da içtihatları mezhepte muteber içtihatlardır. Onlar da tercih edilebilir inşallah. Peki. Bu tür hacda bir sıkıntı olmamıştır. Peki yani o zaman beyefendi burada ihramı çıkarıp vesaire kurban. Evet, o sırada endişe etmemek lazım. Peki efendim. Evet, birinci soru değerli hocam. Zaman zaman soruluyor. Zaman zaman karşı çıkanlar da söz konusu oluyor. Evet. Ve niçin karşı çıktıklarını da ifade ediyorlar. Şefaat ya Resulallah mı? Yoksa şefaat veya benzeri şeyleri direkt Allah'tan dilemek mi? Hiç aracı almamak mı? Efendime söyleyeyim ve bu şirk diyenler var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın şiddetle yasakladığı işlerden birisi yapılan işlerde aşırılığa kaçmaktır. İman adına, Allah'a iman adına aşırılığa kaçmak da büyük günahlardan birisidir. Dinimiz itidal dinidir. Tevhidi muhafaza edeceğiz diye insanların iki ayağına bir pabuca sokmak, yaşadıkları gündelik hayatı olmayan bir şeymiş gibi, din dışı başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışmak aşırı hassasiyetin, biraz da tutuculuğun tabii bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi şefaat dediğimiz şey nedir? Bu kelam tarihinde, bizim itikat tarihimizde münakaşa edilmiş. Şefaat var mı yok mu? Ehl-i sünnetin tamamı şefaatin var olduğunu söylemiştir. Ama şefaat meselesini Allah'ın adaletine yürütüp götürdüğü normal adaletine aykırı gören bazı insanların şefaatin olmayacağını, herkesin ameliyle baş başa kalacağını, dolayısıyla harici unsurların bir takım günahları affettirmek için devreye girmesinin adalete aykırı olacağını iddia etmişler ama bu tarihe gömülüp kalmıştır. Sonradan belli bir ülkenin belli bir yönetimi, belli isim altında efendime söyleyeyim şefaat ve benzeri şeyleri Allah'tan başka, Allah'tan dilenecek şeyleri Allah'tan başkasından dilemenin şirk olacağı prensibinden hareketle. Mesela bir insana gidip, bir türbeye gidip Allah ya Rabbi bana bir evlat nasip et diyeceği yere o türbeden evlat istemesi evet şirktir. Farkında olunsun olunmasın şirktir ve derhal tevbe etmek lazım. Kim olursa olsun. Evet. Şimdi şefaat meselesinde buna benzetebilir miyiz? Şefaat ne demek? Şefi eş olmak demektir. Bir tek olan bir şeyin yanına bir şey koyduğunuz zaman onu çift etmeniz demektir. Kıyamet gününde Allah Teala Hazretlerine hesap vereceği zaman teraziler yapılırken günahlarımız fazla geldi. Fazla olan günahlarımızın affedilmesini Allah'tan isteyeceğiz. Diyoruz ki ya Resulallah senin duan Allah katında geçerlidir. Ben yalvardım yalvardım. Umarım Allah beni affeder. Ama sen de Rabbime benim adıma yalvar demektir. Efendim bu
acaba kıyamet gününde mi biz bu Resulullah'a yönelip ya Resulullah bana şefaat et diyeceğiz? Bunu bu dünyadayken dile getirmek de mümkün müdür? İşte şefaatin, şefaat dilemenin şirk olduğunu söyleyen anlayış, dünya hayatındayken peygamberimizden şefaat dilenmez. Öldükten sonra mahşerde hesabın görüleceği yerde peygamberimize yalvarmak mümkünse bu yapılabilir gibi bir ayrım yaparlar. Halbuki ehli sünnetin normalde inancına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biz taleplerimizi yöneltirken ondan bir şey yarat anlamında değil. Tabii ki taleplerimiz Allah'adır ama sizin birisinin yüksek bir makamın katında sözünü geçiyor, itibarınız varsa doğrudan ona başvururum ben ama bir taraftan da sizin orada sözünüz geçer, lütfen benim için de bir tevassutta bulunun. Tevessül demem. Evet, tevassut aracılık demektir. Bunda yukarıdaki makama aykırı gelecek bir şey var mı? Biz yok diyoruz. Var diyenler şirk olur diyorlar. Aşırı gittiklerini söylüyoruz. Dolayısıyla ya Resul, şefaat ya Resulullah demenin şirk olmadığını düşünüyoruz. Ya. Ama Resulullah'a bu talebi yöneltmek yerine doğrudan ya Rabbi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı bana şefaat kılmak, şefaatçi kılmak suretiyle beni affet duasında bulunursak herkesi memnun etmiş oluruz. Peki yani hocam mesela hani hepimizin çok bildiği o ayette geçen men zellezî yeşfa'u indehu illâ bi'izni. Yani eğer şefaat olmasa kerime, böyle bir şey diyenin bu ayet-i kerime şefaat meselesinin prensip olarak mevcut olduğunu söylerler. Bu kime karşı delil olur? Şefaat külliyen yoktur. Allah'ın adaletine aykırıdır. Herkes ameliyle baş başa kalır. Kıyamet hesabını verir diyen anlayışa göre delildir bu. Yani şefaat yok mudur? Vardır. Çünkü nerede? Ayet böyle diyor. En azından kıyamette vardır. Allah'ın izniyle. Dünyada şefaat, peygamberden şefaat dilemek caiz midir, değil midir? Onun delilleri farklı. Peki. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan Münevver Aşçı hattımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hocama sorum olacaktı benim. Buyurunuz efendim. Şimdi bu böbrek nakli parayla alıp nakil olması, bunun acaba hükmü nedir? Evet. Bir de bu küçük tesbihat diye kitabı var. Ondan dualar var. Onları biz namazdan sonra okuyorum. Yani onun sevabı, mesela çekiyoruz onları, okuyoruz dualarını. Sevabı, günahı çekmesek var mı? Onu öğrenmek istiyorum hocamdan. Bir de bu yakında ablam vefat etti benim. Allah rahmet eylesin. Böyle gözümün önünde böyle gözünü bir noktaya dikti baktı. O benim gözümün önüne geliyor. Çok üzülüyorum. Acaba o yani öyle nereye baktı, bir şey mi gözüktü ona? Onu çok merak ediyorum. Peki soralım değerli hocamıza. Allah rahmet eylesin efendim. İstanbul'a sağ ol, selamlar. Teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar diliyoruz Münevver'im. Efendim. Evet, böbrek nakli, böbrek nakli, organ naklinin din açısından ahlaken, hukuken, tıbben caiz olabilmesi için belli şartlar var. Dünya çapında bu şartların kabul edilmiş, dinin öne sürdüğü ama hukukun da kabullendiği şartlar var. Bunlardan bir tanesi organ nakli için, alınan organ için bedel ödenmemelidir. Bakın organ nakli işleminden bahsetmiyorum. Organ naklini yapacak olan doktor, o işi becerecek olan müessese tabii ki bir maddi gelir elde edecektir, bir iş üretmiştir. Ama insan bedeninin muhterem olmasından dolayı alışverişe konu edilmesinin haram olduğunu din söyler. Dolayısıyla insanın herhangi bir organının hibe yoluyla değil de maddi menfaat karşılığında bir başkasına aktarılması alan içinde, veren içinde, aracı olan içinde haramdır. Niçin? Çünkü her şeyden evvel insanın değerine, hakarette, muhteremliğine, hürmetine hakaret ediliyor. Bir de bu toplum içerisinde organ mafyası dediğimiz bir oluşumun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Zaten haramdır denildiği halde bu işi, bu küçük çocuklar nerelere kaçırılıyor? Yani kaçırıldığı halde bu ölen insanlar nereye gidiyor bunlar? Sayısız insanlar. Dolayısıyla bunun da önüne geçme amacı vardır. Ama esas, yasağın esas amacı dinin insana muhterem, değerli bir varlık olarak bakmasından kaynaklanır. En ufak bir cüz'ünün bile parayla
değerlendirilemeyecek kadar kıymetli oluşu prensibinden hareketle. Efendim, küçük bir tesbihat kitabı var. O tesbihleri çeksek çekmesek bir zararı bir şey var mı efendim? Efendim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim Bismillah وَذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَسِيرًا Allah'a çok zikredin buyuruyor. Ama bu zikir o kitapta yazılanlar olur da bu kitapta yazılanlar olmaz diye bir şey yok. Herkes kendine göre kitaplara bir takım virtler yazar, dualar yazar. Onlar bizim peygamberimizden bize kalmış kitaplar değil ki. Önemli olan müminin bir sistem dahilinde ne dediğini bilerek, Allah'tan ne istediğini bilerek, Allah'ın hangi sıfatını andığını, hangi ismini andığını bilerek zikretmesidir. Zikrin sonsuz şekilleri var. Tefekkür bir ibadettir, bir zikirdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber demek bir zikirdir. Namaz kılmak bütün zikirleri cem eden bir külli bir zikirdir. İbadetlerin hepsi kendi başına bir zikirdir. Mesela oruç ibadetinin zikir olmadığını kim söyleyebilir? Başka. Allah'ın aç durmayı, oruç tutmayı bize farz kıldığını hatırlayarak belli zaman diliminde yemeden içmeden uzak durmaktan büyük zikir mi var? Dolayısıyla zikri sadece dille söylenecek bir takım kelimelere hapsedersek Kur'an'ın bize öğrettiği zikir kavramının içini boşaltmış oluruz. Peki. O halde çekmediği vesaire bir zararı söz konusu günah değil. Günah olmaz. Çok zikir peki yaparsa sözlü olarak yapmanın önemini hafife alarak demiyorum. Hay hay. Ama bunu da destekleyici fiili zikirlerde yapılmalıdır. Peki. Bu kitaptakini zikretmese günah olur mu? Hayır. Son olarak da hocam ablası vefat etmiş. Vefat ederken gözünü bir yere dikmiş. Merak ettim diyor. O işte dini konular olmadığı için peki, bizim o konuda bir yorum yapmamız söz konusu değil. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Mekan cennet olsun. Şöyle bir sual var değerli hocam. Hocama selam ediyorum diyor. Yıl içerisinde zekat verme amacıyla ihtiyaç sahibi bir öğrenciye burs versek ve öğrenci de bunun zekat olup olmadığını bilse veya bilmese kabul olur mu hocam diyor. Süleyman bilse de Deniz kabul edilir, bilmese de kabul edilir. Bilmeden verilmesi özellikle Allah katında daha da iyidir. Ama bilerek verirseniz o da ne ala diyor Allah Teala Hazretleri. Dolayısıyla siz gizli verirseniz Rabbimiz bundan çok memnun olur. Zekat yerine geçer. Açıktır bu zekatları al derseniz bu da zekat olur ama çocuğun belki alanın gönlü kalbi bir incitme yani gibi olabilir. Dolayısıyla verin ne olduğunu Rabbimiz bilsin. Peki siz niyet edin yeterli yani. Evet. Peki. Süleyman Deniz Facebook'tan sormuştu. Bir Twitter sorusu soralım. İdris Gökçayır, hocama iyi akşamlar. İki sütun arasında namaz kılınmaz diyorlar. Günümüzdeki durumu nedir efendim? Hangi sütun arasında? İki sütun arasında namaz kılınmaz. Böyle bir şey var mı acaba hocam? Böyle bir şey bir kere yok. Şu sütunla bir sütun arasında namaz kılınmaz. Veya sütunları mesela taş olarak aldığımızda acaba taşa tapma mı ki? Hiç böyle bir, yani böyle bir yasaklama olarak dinde böyle bir şey yoktur. Peki. Kim söylemişse uydurma bir şeydir. Peki. Kıymet hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyor. Yuvanıza huzurlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Hangi şartlarda caizdir? Orta bir yani ne kadar imkan edilir? Öğrenmek herkese farzdır.